Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı Gaziantep turuna kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda Şahin Bey'deyiz. Yanımızda Samet Bey var. Kendileri bu bölgede asansör sektöründe faaliyetlerini gösteriyorlar. Firmalarına konuk olduk. Bakalım asansör alanında ne gibi çalışmalarımız var? Kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Röportajımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız Samet Bey? Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncesinde röportajımıza başlamadan önce bizlere, izleyicilerimize biraz kendinizden bahsedin. Ne kadar zamandır bu sektördesiniz? Ortalama bir 10 yıl aşkın süredir bu sektördeyim. Hala da devam ediyoruz. Aktif bir şekilde çalışıyoruz. Evet. Aslında uzun yıllardır da sektörün içerisinde faaliyet gösteriyorsunuz diyebilirim Gaziantep bölgesinde. Şimdi burada artık asansör alanında neler yapıyorsunuz? Sizlerden biraz dinlemek istiyorum. Çalışmalarınızı bize anlatır mısınız? Tabii. Genelde asansörlerin montaj, kurulum, bakım, onarım, modernizasyon işleriyle ilgileniyoruz. Teknik servis ekibimiz 7/24 teknik servis hizmetimiz mevcut. Hali hazırda çalışan asansörlerimize aylık periyodik bakımlarımız var. Onun haricinde yıllık genel muayene kontrollerimiz var. Bu muayenelere binaen yeşil kırmızı etiket çalışmalarımız mevcut. Haricinde inşaat projelerinde kurulum işlerimiz var. Genel olarak bu şekilde çalışıyoruz. Burada aslında asansörde A'dan Z'ye her şeyle ilgileniyorsunuz. Aynen. Malzeme imalatı haricinde genel olarak komple bütün işleri yapıyoruz. Şimdi ben biraz burada tasarımlarınızdan bahsetmek istiyorum. Yani şunu soracağım size. Size bir sipariş geldiğinde, asansör istendiğinde kişiye özel istenilen gibi o asansörleri baştan aşağı sizler kuruyorsunuz, tasarlıyorsunuz değil mi? Doğrudur. Aynen o şekilde. Kişinin isteği doğrultusunda her türlü asansör, insan asansörü, yük asansörü, araç asansörü, yani sadece asansör yaptırmak istedikleri alanın bizim için elverişli olması yeterli. Alan elverişli olduktan sonra aslında kişi nasıl bir konsepte asansör istiyorsa, atıyorum yani bunun işte düz sade olanları var ya da şu an gördüğümüz mesela çok şaşalı camlı asansörler de oluyor mesela. Bunların her biriyle alakalı çalışmalarınız var sizlerin. Yani tamamen aslında siz bir nevi kişiye özel çalışıyorsunuz galiba. Aynen öyle. Yeter ki istek doğrultusunda ne isterlerse. Yani camlı olabilir, ne bileyim adam derken işte gold altın sarısı istiyorum veyahut ben düz siyah istiyorum. Haricinde araç asansörü istiyorum. Panoramik cam asansörü istiyorum. Ne isterse yani müşterinin isteği doğrultusunda her türlü asansör mevcut. Evet. Zaten sadece bu insan taşıyan asansörler değil, aynı zamanda yük asansörleriyle alakalı da sizler çalışmalar yapıyorsunuz. Yani şöyle söyleyebiliriz ki bir asansör düşünün, konseptinize, belki otelinizin konseptine göre, belki iş yerinizin konseptine göre hangi renkte nasıl olması gerektiğiyle alakalı tüm bilgileri firmaya ilettiğiniz takdirde firma zaten sizin hayallerinizdeki asansörü gerçeğe dönüştürüyor diyebilirim. Ama tabii ki de bunu tekrardan altını çizelim. Öncelikle alan sizler için elverişli olması gerekiyor. Tabii bunun öncesinde zannedersem ki ekibiniz bir gidiyor, bir inceleme vesaire yapıyorsunuz. Aynen. Müşteri çağırıyor, gidiyoruz mesela binaya. Kardeşim buraya asansör yaptırmak istiyorum. Mühendisimizle beraber ölçülerimizi alıyoruz, projemizi çiziyoruz. Buraya şu şekilde bir asansör yapabiliriz ölçü biriminden. Daha sonrasında müşteriye sunuyoruz işte nasıl bir kabin istiyorsunuz, nasıl bir asansör istiyorsunuz. İşte biz maksimum buraya atıyorum 20 kişilik bir asansör yaptırabiliriz. Ben 5 kişilik istiyorum veya 10 kişilik istiyorum veya araç asansörü istiyorum. Daha farklı bir elverişli yerim var. Müşteri dediğim gibi alanı bize gösteriyor. Eğer elverişliyse elimizden geldiği kadar maksimum özen göstererekten asansörlerimizi yapıyoruz, teslim ediyoruz. Burada aslında kuruluştan ziyade, bir asansörün yapılmasından ziyade az önce saydığımız hizmetlerden biri de bu asansörlerin tamirleri vesaire zannediyorum ki bunlar da. Peki sadece kendi yaptığınız asansörlerin mi tamirine gidiyorsunuz, yoksa herhangi bir asansör arızalandığında size ulaştığımızda da fark etmeksizin direkt arızaya gidebiliyor musunuz? Yok, kesinlikle yani hangi ilde olursa olsun Gaziantep ve çevre illerinden bahsedeyim. Gaziantep ve çevre illerinde asansör yapma yetkimiz mevcut. Antep'in ve çevre illerin neresinden telefon açarlarsa açsınlar. Bizim kendi montajımızı yaptığımız asansörlerin haricinde halihazırda daha önceden başka bir firmanın montajını yapmış olduğu asansörlere de teknik servisimiz mevcut. Herhangi bir arıza veya modernizasyon işleri olduğu zaman yapıyoruz bunları. Şimdi aslında asansör baktığınızda belli bir kesim için büyük bir fobi. Şu an hala asansörlerden çekinenler, işte korkanlar, işte asansörde kalmalar vesaire. Bunlar aslında biraz bizi korkutuyor. O yüzden de binmiş olduğumuz asansörlerin işte bakımlarının, onların siz daha iyi bilirsiniz belli bir bakım periyotları oluyor. Bunların da işte kontrollü bir şekilde yapılması gerekiyor da diyebilirim. Bunlarla alakalı da sizler sıkı takipçisiniz değil mi? Tabii kesinlikle. Şu an asansörlerimizin aylık periyodik bakımları var. Sanayi Bakanlığı tarafından konulmuş bir kanun. Herhangi bir şekilde işte ben asansöre 3 ayda bir bakım yaptırmak istiyorum. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Her ay belirli tarihlerde bu asansöre uzman ekipler tarafından periyodik bakım yapılması lazım. Periyodik bakımda yaptığımız neler? Yağını kontrol ediyoruz, rayların sağlamlığını, çalışan tüm ekipmanların elverişli olup olmadığını bunları kontrol ediyoruz. Değişmesi gereken parçaları değiştiriyoruz, yağlanması gerekeni yağlıyoruz. Her ay belirli tarihlerde belirli bir ücret karşılığında bakım servis hizmetimiz var. Burada aslında yapılması zorunlu aslında işlemlerden bir tanesi bakımlar. Olmadığı takdirde zaten dediğimiz gibi bu asansör fobileri, şu an hala asansörleri kullanamayan, onlara binemeyen insanlar da mevcut diyebilirim ama korkulacak bir şey yok zannedersen. Yok, bizim için hiçbir sorun yoktur bence. Yani işin içinde olduğumuz için dediğiniz gibi fobisi olan çok insan var. Mesela asansör arızalanıyor, içinde kalıyorlar. 10 dakika içerisinde binaya yetişiyoruz ama adam sanki böyle bir saattir içinde kalmış gibi. Ya biz çocukluktan, çekirdekten yetme bu işin içinde olduğumuz için bizim için gayet normal, yani normal bir durum yoktur. Aslında bu durumda da ne kadar bakımlar yapılırsa yapılsın zorun bir şekilde ama bence en ana madde, yani kuruluş esnasında da bir asansörün bence işçiliği de çok önemli. Burada da aslında en büyük iş sizlere düşüyor. İşçilik anlamında da çok titiz ve detaylı çalışmanız gerektiğini ben düşünüyorum ki bu ileriye dönük işte kazalar vesaireler kimsenin başına gelmesin diyelim. Burada kullandığınız ürünlerin imalatı vesaire sizde değil. Sizler dışarıdan bunları temin ediyorsunuz ama bu ürünleri kendi bünyenize alırken, katarken o ürünlerin de kalitesinden eminsiniz değil mi? Tabii kesinlikle. Az önce başta da belirttiğim gibi müşterinin isteği doğrultusunda asansör yapıyoruz. Tek bir konuda kendi isteğimiz doğrultusunda, bu da kalite. Evet. Burada aslında kalite tamamen kişiye bırakılmıyor. Kalite tamamen aslında burada Samet Bey'in ellerinde. Samet Bey büyük bir titizlikle, özenlikle bu seçtiği ürünlerin kalitesine dikkat ediyor ve aslında işçilikle de bu kaliteli ürün birleştiğinde de çok güzel, eminim ki asansörler ortaya çıkıyordur. Şu zamana kadar peki firmamızın müşteri memnuniyetleri nasıl Samet Bey? Geri dönüşler sizleri mutlu ediyor mu? Yani herhangi bir sorunumuz yoktur. Müşterilerimiz sağ olsun bizden çok memnunlar. Biz de kendilerinden çok memnunuz. Müşterilerimizin referansıyla birçok işlerimiz geliyor, yapıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Şu an herhangi bir sorunumuz yoktur. Şu an herkes memnun diyebiliriz aslında firmamızın işçiliğinden. Zaten birazdan sizler için bir yan ekranda firmamızın yapmış olduğu örnek asansörlerden de, güzel asansörlerden de birkaç tane görüntü, görsel göstereceğiz. Kullanmış olduğumuz bir sosyal medya hesabı ya da bir web sitesi var mı buraya ait? Var, evet. Adını izleyenlerimiz için söyleyelim lütfen. Sosyal medya hesabımız alfaasansör.net. İnternet adresimiz de alfaasansör.org. Evet. Kullanıcı adlarıyla sizlere ulaştıklarında, şimdi Antep ve çevre illeri dediniz değil mi? Doğrudur. Bu Türkiye'nin hangi ilinde olursa olsun, atıyorum neredeyiz? İstanbul'dayız. İstanbul'a komşu il neresiyse sadece orada asansör yapabilmeye yetkimiz var. Tüm asansör firmaları için geçerli. Biz de Gaziantep ve çevre illerinde, çevre illeri dediğimiz Kilis, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa illerinde de hizmet göstermekteyiz. Aynı zamanda Kilis ilinde de şubemiz var. Orada da halihazırda aktif bir çalışan bir iş yerimiz var. Orada da hizmet göstermekteyiz aktif bir şekilde. programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bizlere gerçekten çok güzel bilgiler verdiniz. Röportajımızı bitirmeden önce bizlere, izleyicilerimize aktarmak istediklerinizi alıp röportajımızı sonlandıralım. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bizler de sizlere tekrardan teşekkür ederiz. Biz röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Sizlerle firmamızı web sitelerinden ve sosyal medya üzerinden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Programımız Antep'te yolculuğuna kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.